Gülsüm yavrum, hiç kızartma işine girmeyelim biz. Bu börek yeter. Zaten sahur vakti, şimdi kızartma ağır gelir. Tamam. Yumurta süreyim üstüne ama, değil mi? Tabii canım, sür sür. Bana bak, yumurta da haşlayalım. Tok tutar yumurta. Ay dur, ben de şu çorbanın altına yıkayım. Bak, unutuyorum. Anne, erkencisin bugün. Canım, sen de erkencisin. Maşallah. Ne yapayım, uyku tutmadı. Ben de kalkayım dedim bir an evvel. Tabii, ilk gün heyecanı. Macide Hanım güzel bir sofra hazırlamadan rahat etmez. Tabii etmez. Anneciğim, sen bırak onu, ben hallederim. Ver bana. İyilik. Hadi bakalım. Ben de gideyim Kerem'i uyandırayım bari. Yok, gerek yok. Kerem iniyor zaten aşağı. Uyandı. Öyle mi? Hı-hı. Güzel. Ay, çok şükür bu seneye de erdik hep birlikte. Mera yavrum, biraz şu domateslerin üstüne zeytinyağı gezdiriver. Al. Hı? Efendim anne? Domateslere biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Daha güzel olur. Ha. İyi misin sen güzelim? İyiyim anne. İyiyim, bir şeyim yok. Macide Hanım, bu tamam. O zaman fırına atıver, sıcak sıcak yeriz. Tamam. Eline sağlık, Gülsümcüğüm. Anne, söylemeyecektim aslında ama... Sen bu yıl oruç tutmasan mı? İlaçların da var. Aman Hümeyra, olur mu hiç öyle şey? Benim içim rahat etmez. Dayanamam. Sen beni merak etme. Ben saatleri ayarlarım. Peki, sen bilirsin. Ay. Ay, şu Ramazan'ı da hayırlısıyla, sağlıkla tamamlayalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Amin. İnşallah. Aslıcığım, sahurda hafif bir şeyler olsun diye böyle hazırladım ama... Kahvaltılık yetecek mi sana sadece? Ay yeter abla, yeter. Hafif şeyler daha iyi zaten. Aslı, reçel nerede, bitti mi? Yok, bitmedi. Bak, ben buraya kaldırmıştım. Ya ben hep buraya koyuyordum ya, bitti zannettim o yüzden. Ya sen yokken her şeyin yerini değiştirmişiz, baksana. Ama artık buradasın. Her şeyi istediğin gibi yerleştirebilirsin. Aslıcığım, hiç fark etmez ya. Biz birlikte olalım, o bana yeter. Ya abla, ya ben hala inanamıyorum. Oradan kurtuldun, buradasın, yanımızdasın. Vallahi ben de. Yani oradayken o kadar çok bir ümitsizliğe kapıldığım oldu ki. Ama mucize gibi bir şey bu ya. Allah'ın kudretini esirgemedi bizde. Kızıma kavuştum. Ben de çok mutluyum ablacığım. Yani çok şükür Ramazan ayında hep beraber oturacağız sofraya. Vallahi çok şükür. Allah'ım inşallah her şey yoluna girer. Allah'ın izniyle de... hapistekiler de hayırlı bir Ramazan geçirir inşallah. Orada her şey o kadar çok zor ki. İnşallah ablacığım. Sen de çıktın ama senin için de her şey şimdi başlıyor. Sen bu ses kaydını mı diyorsun? Evet. Yani çok zorlu bir yola giriyorsun abla. Bu kıymetle baş edilebilir mi bilmiyorum. Edeceğiz Allah'ın izniyle. Aslında ben doğruluğu yalnızca kendim için istemiyorum ki. O kadın var ya, benim canımı yaktı. Şimdi başkalarının da canını yakabilir. Hak tanırların da başı belaya girebilir çünkü. Ya orası öyle de. Ya Aslı, bak ben kızıma adaletten bahsediyorum. Doğru olmaktan bahsediyorum. Ben kızıma bunu ancak bu şekilde gösterebilirim. Yani susmak da suça ortak olmaktır Aslı. Ben bu vebali alamam. Ya
haklısın ama benim de içim içimi yiyor. Sen merak etme Aslı. Bak biliyorum kolay değil. Bizim gibiler öyle kötülerin silahlarıyla birilerini vurmayı beceremezler, bilmezler. Ama onlar ummadık anlarda, ummadık zamanlarda birilerini vurmayı çok iyi bilirler. Ben de ondan korkuyorum abla. Ya bu kıymet ses kaydını duyunca daha da delirirse? Tabii benden böyle bir şey beklemiyor. Ama elbet kıymetinde bocalayacağı, yanlış yapacağı anlar olacaktır. Ben inanıyorum ki kulun yaptığı şaşar ama Allah'ın adaleti asla şaşmaz asla. Bu benim tek inancım. Biz kazanacağız asla. İnşallah. Her şeyi çok iyi hesapladınız da bir şeyi unuttunuz. Kötülük. Mağdur önce korkutur. Sonra duyarsızlaştırır. En sonunda da cesaret sahibi yapar. Yani sizin o tanıdığınız melek var ya. Çok geride kaldı. Size o kadar çok maruz kaldım ki. Sizden artık zerre kadar korkmuyorum. İnsanlar ölümcül darbelerini hiç beklemedikleri anda beklemedikleri yerden alırlar. Sizin bu son darbeniz de benim elimden olacak. Her zaman iyilik kazanır. Bunu unuttunuz. Ne demek istedi bu kadın? Kesin bir işler çeviriyor. Gerizekalı. Yok yok, bu böyle olmayacak. Benim o meleğe iyice yakınlaşmam lazım. Evet. Nasıl yani? Yani Elif'in bahsettiği o kanlı gömleği Mahir Bey mi analiz ettirdi? Evet. Peki sonuç? Maalesef gömlekteki kan Fikret Hanım kanıyla uyuşmadı. Yani iki kan da ayrı gruplara aitmiş. Yani Kıymet'in Fikret'i öldürdüğü şüphesi de ortadan kalkmış oldu. Evet. Ay bakıyorum da her şeyi hazırlamışsınız. Bak gözünü bile açamıyor daha ya. Ya biz ses yapıp uyandırdık mı seni Birce? Yok yok, ben sahura kalktım. Yalnız ayakta uyuyorsun resmen. Ay ne alakası var canım, ışık gözüme giriyor ondan o öyle. Ya ben oruç tutmayacaksın zannetmiştim. Ya ben normalde sahura kalkmıyorum, niyet edip yatıyorum da bugün senin için kalktım Melek ablam. Öyle güzel güzel sahur yapalım diye. Bu arada şey, yardım edilecek bir şey var mı? Yok canım, biz her şeyi hazırladık. Bak sen istersen bunları götür içeriye. Hı, iyi tamam. Bu arada bizim prensesi uyandıracak mıyız? Ya bana çok tembihledi biliyor musun? Muhakkak beni uyandır dedi ama ya işte yarın okul var ya, ya uyusun istedim, kıyamadım işte. İyi yapmışsın abla. Bırak dinlensin. Elif. Sen ne zaman uyandın bakayım? Oo, sofrayı bile hazırlamış. Beni uyandırmayacaktınız değil mi? Kuzum benim ya, ben kıyamadım seni uyandırmaya. Kızma bana olur mu? Sen daha yanından kalkarken ben uyandım. Ay bak sen şunu, dur ben şunu bir yiyeyim ya. Dur, şunu bir yiyeyim ya. Sen tavşan uyku. Hadi oturun masaya hadi. Bismillah var abla. Ne güzel, yine eski günlerdeki gibi hep birlikteyiz. Ramazan'ın bereketi sayesinde işte. Hep böyle huzurlu birlikte olalım inşallah. İnşallah ablacığım. İnşallah.
Hadi afiyet olsun. Allah kabul etsin. Başlayın. Aç. Hadi bakalım. Bu Ramazan'ın ilk sahuruna başlayalım hep birlikte. Hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Aa. Kıymet, sen... Aa, ne oldu? Ay, ne bileyim, sen hoş tutacak mıydın? Ay, niye tutmayayım canım? Her sene gereğini yerine getiririm ben. Ay ne bileyim, ilaç alıyorsun ya, hatta bu yüzden ben seni uyandırmaya bile gelmedim. Ay, sen de alıyorsun ilaç Macide. Ya alıyorum ama ben saatleri ona göre ayarladım. Aman ben de ayarlayıveririm saatleri. Kaydırırım. Ne olmuş? Gençken annem seni çok zor kaldırırdı sahura. Tutmaya pek yanaşmazsın da o yüzden dedim. O gençlikteydi hayatım. İnsan böyle yaş almaya başladıkça itikadı da güçleniyor. E maşallah o zaman ne diyeyim? Allah kabul etsin. Amin canım, amin. Ya aslında şey diyeceğim. İkiniz de tutmasanız mı? Sonuçta rahatsızlıklarınız var, ilaç kullanıyorsunuz. Ne bileyim bir şey olur Allah korusun. Ay Keremcim, sen de bizi iyice düşkün yaptın yani. Biz daha gençiz ayol. Yok canım, ben o manada söylemedim yani. Yoksa maşallahınız var. Tehlikeli sularda yüzüyorsun Kerem. Ben onu anladım zaten abla, o yüzden susuyorum. Ayrıca sen hiç merak etme. İlaçları muntazam aldıktan sonra hiçbir şey olmaz. Tamam, bir şey demedim sayın. Tamam. Allah'ım, bu mübarek günde tüm sevdiklerim eksiksiz olarak bu sofrada yanımda ya. Şükürler olsun sana. Hatta bu sene bir kişi fazlasınız. Geçen sene ben yoktum. Evet, evet. Çok şükür. Yanımızdasın. Onca yıl sonra Allah bizi bir araya getirdi. Çok mutluyum. Şükür canım. Ne oldu anne? Elif de Serçe de keşke burada olsaydı. Ya ne güzel olurdu. Hem daha kalabalık, daha neşeli. Ya. Bu arada Serçe demişken size söylemem gereken bazı şeyler var. Ne oldu Kerem? Ne oldu oğlum? Ben bugün laboratuvara gidip bazı kayıtların incelenmesini istedim. Kayıtlar mı? Hı hı. Serçe konakta bizimle yaşadığı dönemde annemin ilaçlarını laboratuvara götürüp analiz yaptırmış. Kayıtları da var mı? İyi de yani nasıl oldu? Biz zaten... Bu mesele yani ilaç meselesi muallaktaydı biliyorsunuz. Ama ben artık Serçe'nin %100 suçsuz olduğuna inanıyorum. Hey Allah'ım. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Masum bir insana boşu boşuna... Yani Keremcim nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki hani suçsuz olduğuna? Mantık olarak düşündüğümüzde annemi zehirlemeye çalışan birisi neden onun ilaçlarını alıp laboratuvara götürüp test yaptırsın ki? Öyle değil mi? Dedemin eskiden saati vardı bu kösteklilerden.
Ben de çocukluk aklı şaka olsun diye bunu bir saat ileri almıştım. Ramazan'da. Evet. Ay Birce ya. Dedemin de kulağı tabii ağır işitir. Bir tek saatine güvenirdi. Ezanı duymadığı için sürekli ona bakıp dururdu. O gün de anneannem bir şey yapmıştı. Bu perde pilavından yapmıştı. Ay o kadar çok severim ki perde pilavını. Ya çok da güzel yaparsın tabii. Bir kere yapmıştım da nasıl yemiştik ya. Aslında marifetlerine say say bitmez. sonra ne oldu? İşte sonra tabii benim yüzümden dedem iftarı bir saat erken açtı. Yaramaz kız ya gerçekten. Ya ne yapayım işte çocukluk aklı. Ve bunun üzerine de dedemden paparayı yedim ben. Tabii. Bir daha da zaten şakanın şeysi bile geçmedi aramızda. Ay Aslı ya perde pilavı dedik de benim canım perde pilavı çekti ya. Yarın iftarda perde pilavı mı yapsak acaba? Hem sen evdesin ha? Evde mi? Ne iş? Şey anne, Aslı abi işten ayrıldı ya, Kerim abiyle araları bozulunca da. Aslı, doğru mu bu? Hı hı, doğru. Aranız neden açıldı Aslı? Abla oldu işte bir şeyler. Ya canımızı sıkmayalım şimdi, boş ver. Elif'çe mi yediysen biz satmaya gidelim mi artık? Sabah erken kalkacağız ha? Tamam. Bakın. Eve kolay. Eve kolay. Asıcığım neden gizledin benden bunu? Ya abla, o kadar zorluklar yaşadın. Ya tam mutlu olmayı hak ettiğin zamanda nasıl söyleyebilirim ki böyle bir şeye? Canını sıkmak istemedim. Kerem Bey'le aranız benim yüzümden açıldı değil mi? Bu dava mevzusu yüzünden. Serçe'ye çok büyük... çok büyük haksızlık yaptık. Yani daha doğrusu ben yaptım. Eğer o zaman inansaydık ona... Yani inansaydım şu an çok başka noktalarda olabilirdik. Bu kadar mahcubum ki ona karşı. Oğlum yapma böyle. Evet, olaylar istemediğimiz bir yöne evrildi. Ama bu olanlarda tek sorumluluğu olan sen değilsin. Hepimiz hatalıyız. Ailece bu konuda yanlış yaptık. Bu vicdan yükü hepimizde Keremciğim. Kızcağızı tek başına bıraktık. Hatta yeri geldi, aşırı derecede yüklendik kıza. Maalesef anneciğim. Düşündükçe kahroluyorum zaten. Ben de oğlum, ben de. Ama mühim olan hata yaptığımızı kabul edip telafi etmek, öyle değil mi? Öyle ama işte zamanı geri alamayız ki. Tabii ki zamanı geri alamayız. Ama hata yapmak insanlara ait bir şey. O yüzden ne yapacağız, edeceğiz? Kendimizi ona affettireceğiz bir yolunu bulup. Peki nasıl yapacağız bunu? Serçe'yle konuşacağım Kerem. Gözlerinin içine bakıp bütün pişmanlıklarımı, bütün üzüntülerimi ona anlatacağım. Geçen gün üstün körü biraz anlatmaya çalıştım ama o içimdeki derin acıyı telafi etmedim. Onun gönlünü almak istiyorum. Belki bütün bu yaşananları telafi etmeyecek ama en azından bir başlangıç yapmış oluruz. Haklısın. Hatta vakit kaybetmeden en kısa zamanda yapmalıyım. Yarın gidip konuşacağım ben Serçe'yle. Yarın? Anne benim yarın çok önemli bir toplantım var ya. Yoksa ben de seninle gelmek isterdim de. Yarın benim de holdingde bulunmam lazım. Ama başka zaman hep birlikte... Ben tek başıma giderim. Yarın ben gideyim. Siz de müsait olduğunuz zaman gider konuşursunuz.
Hem böylesi daha iyi olur. Olur. Yani nasıl istersen. Tamam. Olur. Benim bu fırsatı değerlendirmem lazım. O melek ne işler karıştırıyor bilmem gerek. İyi ki kalktım da yalnız bırakmadım şunları sofrada. Ya Macide, şimdi Kerem öyle deyince ben de bir fena oldum. Hay Allah. Şimdi boşu boşuna günahını mı aldık biz bu kızın? Maalesef teyzeciğim, maalesef. Keşke her şey o zaman ortaya çıksaydı. Öf, ama nereden bilebilirdik ki? Hani bütün oklar onu gösteriyordu. Macide, sen yarın gideceğim dedin ya. Acaba diyorum ben de mi seninle gelsem? Böyle içime sinmedi. Yani sonuçta şu Ramazan gününde küslük olmasın diyorum. Ben de gelirsem rahatsız olmazsın değil mi? Ne rahatsızlığı kıymetçim. Çok mutlu olurum. Benimle gelirsen çok mutlu olurum. Tamam. Tamam, yarın ben de geliyorum o zaman. Tamam. Hümeyra yavrum, şu salatalığı versen. Allah'a emanet. Her şeyi çantana koydun değil mi? Hı hı, koydum anneciğim. Aferin sana. Öyle teneffüste falan terlemek yok, tamam mı? Tamam. Güzel kızım benim. Vallahi seninle çıkmıyor arasız. Oh. Hazır mısın prenses? Çıkalım mı? Hazırım bir canla, çıkalım. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abla ya, telefonumu gördün mü? Ay, seninden beri arıyorum, bulamadım. Buradaymış meğer. Herifler çıktı mı? Çıktılar. Ablacığım. Sen hala kararlı mısın? Polise gidecek misin? Evet Aslı, gideceğim. Yapmam gereken şey bu. Birazdan hazırlanır çıkarım. Anladım ablacığım. Ya en iyisini sen bilirsin. Kendini sakın yalnız hissetme, olur mu? Biz hep senin yanındayız. Aslı çok teşekkür ederim. Elif bir şey unuttu herhalde. Serçe. Merhaba kızım. Kusura bakma, böyle habersiz geldik ama eğer müsaitsen biraz seninle konuşmak istiyoruz. Tabii ki de Macide Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Serçe. Senin ne işin var burada? Aa. Sen misafirlerine hep böyle mi davranıyorsun? Sana burada ne işin olduğunu sordum. Ya niye bu kadar gerginsin anlamıyorum. Kötü bir niyetim yok. Ya Macide buraya gelmek istediğini söyledi. Ben de onunla birlikte geldim. Seni görmek istedim. Bana bak. Benim seninle bir işim yok, tamam mı? Bak, senden af dilemeye geldim, tamam mı? Yani aramızdaki gerginlik bitsin istiyorum artık. Af diliyorsun öyle mi?
Ya sen kimi kandırıyorsun ha? Sen yine neyin peşindesin? Bak yine günahımı alıyorsun şu mübarek günde. Kıymet, Serçe, hadi gelin. Geliyoruz canım. Kesin çok kırıldım ama. Gel. Hümeyra Hanım, toplantı başlamak üzere. Sizi bekliyorlar. Tamam, geliyorum. Serçe yavrum. Bu hayatta her şey biz insanlar için. İnsanoğlu bazen yanlış kararlar alabiliyor. Hatalar yapıyor. Hayatta yapmam diyeceği şeyi yapıveriyor bazen. Ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Mübarek Ramazan ayındayız. Bu güzel günlerde kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakmak lazım. Biz sana çok haksızlık yaptık Serçe. Macide Hanım. Ne olur. Ne olur müsaade et de içimdekileri sana anlatayım. Biz sana çok yüklendik. Seni yalnız bıraktık. Hatalarımızı maalesef daha yeni yeni anlıyoruz. Hele Kerem'in dün akşam anlattıklarından sonra sen daha o zamanlar benim ilaçlarımı analize götürmüşsün. Sen benim için çırpınıp dururken biz sana bunları nasıl yaptık kızım? Macide Hanım, olur mu hiç öyle şey? Siz bana hep inandınız. Her zaman yanımda oldunuz. Yok yavrum, yok. Bu işler bu raddeye gelmemeliydi. Ne diyeyim? Olanla ölene çare yok. Serçe yavrum. Ne olur affet bizi. Estağfurullah Macide Hanım. Ben size kızgın değilim. Kırgın hiç değilim. Ne güzel bir yüreğin var senin. Kıymet de çok huzursuz bu olanlardan. Yani artık bu gerginliğin bir an önce bitmesini istedi. O yüzden buraya birlikte geldik. Aynen öyle. Kabul ediyorum. Yani seninle tanıştığımızdan beri yıldızımız hiç barışmadı. Yani ufak tefek sorunlar yaşadık aramızda tabii. Ama bunların hepsi bir yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. Seni tanımıyordum. Yani işte o yüzden de güvenemedim sana. Ama bu bir hataymış. Dün Kerem'in anlattıklarını duyduktan sonra da senin ne kadar iyi bir insan olduğunu anladım. Macide'ye olan gönül bağına inandım.
Yani onun için bugüne kadar seni kırdıysam, üzdüysem gerçekten çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Lütfen. Arkadaşlar, bu Dreamtex markasını hepiniz biliyorsunuzdur. Dünyaca ünlü bir moda ve tasarım şirketi. Şu yeni koleksiyonuyla Los Angeles Fashion Week'te olay yaratan şirket. Neydi markaları? Dreamers. Aynen. Ben de bu toplantıyı onunla ilgili konuşmak için organize ettim. Dün aldığım bir haber açıkçası benim kafamı karıştırdı. Bu marka kendisine Türkiye'de bir ortak arıyor. Duyduğuma göre hatta çok büyük bir fabrika kuracaklarmış burada. O yüzden bu yatırımı yaparken Türkiye piyasasını bilen hem de maddi yönden destek olabilecek kendilerine bir partner arıyorlar. Şimdi adamlar dünya çapında bir şirket. Yani Dreamers girdiği her ülkede yıllardır ana akım marka haline gelmiş. Üstüne üstlük önümüzdeki 10 yılı domine edecek iki de yeni marka çıkarmışlar. Stiliana markasıyla İtalya'da olay yarattılar zaten. Ben de zaten bu kadar büyük olduklarını duyunca ortak aradıklarını öğrenir öğrenmez bu konuyu masaya yatırmak istedim. Onlarla ortak olan şirketler o zaman tekstil devi haline gelebilir. Kerem, bu bayağı iyi bir haber. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Kerem Bey'in aldığı duyum üzerine ben birkaç tane araştırma yaptım. Tüm rakamlar adamların ivmeyle yükseleceğini gösteriyor. O yüzden Türkiye fabrikasına ortak olup böyle bir yatırımın içerisine girmek bence çok mantıklı. Valla ben sizinle aynı görüşte değilim açıkçası. Bu tip uluslararası şirketler bizim gibi yerelde güçlü olan şirketlere büyük riskler yükleyip kendilerini korumaya çalışıyorlar. Yani bu adamların Türkiye'de tek başlarına iş yapmaya gücü yok mu sizce? Var. Yani tabii ki de var. Ama girdikleri ülkenin piyasasını, şartlarını bilen güvenli bir yol arkadaşı arıyorlar. Ama genelde girdikleri ülkenin şartlarıyla ilgili sorun yaşayacak olurlarsa kendilerine suçlayacak bir günah keçisi arıyorlar. Bunu da ortaklık kılıfıyla bir güzel gizliyorlar. Saçma. Hatta paranoyak bir düşünce bu. Kendini kanıtlamış, dünya çapında kurumsallaşmış şirketlerin böyle basit oyunlar yapacağını sanmıyorum. Bu ancak böyle ayak takımının küçük, hırslı, zavallı insanların yapacağı bir oyun. Hümeyra'cığım, tarih kendini akıllı sanıp bu tür oyunlara sürekli kanan aptallarla dolu, bilirsin. Macide Hanım, siz benim için çok değerlisiniz. Bana da ne kadar değer verdiğinizi biliyorum. Aynı değeri Kıymet Hanım'a da verdiğinizi biliyorum. Yani sizin için kıymetli olan hiç kimseyle aram kötü olsun istemem. Siz iyi niyetlerle kalkıp da buralara kadar gelmişsiniz. Galiba aramızda geçen tatsızlıkları unutmak en doğrusu olacak. Sözlerim beni ne kadar mutlu etti anlatamam sana. Bu mübarek günlerde yapılan hataları affetmek çok büyük bir sevap. İnan ben de çok mutlu oldum böyle bir karar aldığına. Neyse artık böyle çok mutlu olabiliriz değil mi hep birlikte? O kadar mutluyum ki yine o eski huzurlu günlerimize geri döndük çok şükür. Çok şükür Macide, çok şükür.
Ama hep senin sayende. Bak gördün mü? Hepimiz yine böyle toplandık, bir aradayız. Bu eskiden de böyleydi. Kimsenin küs kalmasını, dargın kalmasını istemezdi. Ya benim bir telefon açmam lazım. Müsaadenizle lütfen. Tabii kıymetciğim. Ben size yardımcı olayım isterseniz. Aslında ben şu odada konuşabilirim, gayet müsait gibi. Yok, mutfak da müsait, orada konuşun siz. Peki. Çok lazımdı sanki yol göstermen. Benim o odaya mutlaka girmem lazım. Evet, ben Kıymet. Hı hı. Ya dün aslında aradım sizi ama meşguldü telefonunuz. Hı hı. Yarınki randevuyu iptal etmek istiyorum da gelemeyeceğim. Evet. Hı hı. Tabii olur, olur. Haftaya olur. Hı hı. Bu niye böyle götürdü ki birdenbire, kaçırır gibi telefonu? Kesin bir şey var o telefonda. Benim acil bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Ortaklık konusunda kafamı karıştıran şey Dream Text'e güvenip güvenmemek değil. Temel sorun adamların fabrika için bekledikleri yatırım. Yani %50 ortaklık istiyorlar. Ve çok yüksek bir meblağ ayırıyorlar yatırım için. Yani %50 ortaklık için neredeyse tüm mal varlığımızı bu projeye aktarmamız gerekiyor ama bence risk almaya değer. Benim de canımı sıkan bu. Yani uzun vadede evet kazançlı bir iş olacak ama bütün varımızı yoğumuzu ortaya koymamız gereken bir durum var. Ya, haklısınız Kerem Bey ama şimdi bu tip şanslar şirketlere her zaman gelmez. Yani bana sorarsanız bu tip büyük yatırımlar risk almaya değer. Bu riski almak intihar etmek gibi bir şey olur. Kusura bakmayın, acildi de. Yani burada bu kadar şirketin geleceğiyle ilgili önemli bir konu konuşulurken daha acil ne olabilir merak ediyorum Hümeyra'cığım. Kusura bakma, merakını gideremeyeceğim. İşimin acil olduğu konusunda senin fikrini alacak değilim. Allah, benim için aciliyet sıralaman önemli değil. Konuştuğumuz konuları kaçırmana eleştiriyorum sadece. Yani şirket için böyle önemli bir karar alınacakken eksik bilgiyle karar verilmesine müsaade edemem. Hanımlar tamam. Yani sadece durumu değerlendirmek için buradayız. Ortada bir nihai karar yok. O yüzden problem de yok. Neyse, bugünlük bitirelim o zaman. Daha sonra devam ederiz. Zaten uzun bir süre gündemimizde olacak gibi gözüküyor. Doğru. Peki, kolay gelsin. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Zoka'yı yuttular. Bir iki pürüz var şimdilik ama ortaklığa genel olarak sıcak bakıyorlar. Kısa zamanda ikna olacaklar. Alo? Alo? Levent nasılsın? Vay Rıfkı, iyidir. Senden ne haber? İyidir, benden de. Korudaki kulübenin elektrik tesisatında bir sorun çıktı. Sen anlıyordun bu işlerden. Bir gelip baksan olur mu?
Biraz uzaktayım ama gelirim, tamam, sorun yok. Mesele neydi? Bir anda sigortalar attı. Açtığımız halde tekrar atıyor. Tamam, bir saat orada olurum. Rana'ya ne diyorsun? Ne diyeceğim? Şirketin hayrına bir şey olacağını gördü ya, hemen karşı çıkıyor. Varlığı bile zarar. Neyse, boş ver şimdi onu. Ortaklığa ne diyorsun peki? Biraz çekimser kalıyorum aslında. Yani evet, büyük bir ödül var ama ondan daha büyük bir risk var. Yani içimden bir ses ama iş hayatının risksiz olmayacağını söylüyor. Biz de sonuçta bu zamana kadar kazanmış olduğumuz her şeyi risk almış olmamıza borçluyuz. Efendim? Hümeyra Hanım, merhaba. Dediğiniz gibi konuştum. Bir saate burada olacak Levent. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Hiç önemli bir şey değil. Ben çıkayım o zaman hemen. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Bu resmi de dün akşam yapmış. Ay çok güzel. Aferin ona. Geçen gün okula gittim. Elif'in öğretmeniyle görüşmeye. Resme yeteneğinden bahsetti. Çok muvaffak dedi. Gerçi bütün derslerde muvaffak ya kızımız. Öyle. Ya Elif, bunca olup bitene rağmen derslerini hiç aksatmadı. Hala sınıf birincisi. Maşallah kızımıza. Allah Allah. Ay çok güzel. Aferin ona. Benim tepemin tasını attırma. Daha önce nasıl seni dolandırıcılıkla suçlayıp içeri attırdıysam, nasıl kendi verdiğim ilaç... O küçücük aklıyla bana nasıl bir kumpas kurmuş bu? Ama ben sana bunun bedelini ödetirim. Ama ben sana bunun bedelini ödetirim. Önce ben bunu bir sileyim. Nerede kaldı Kıymet? Lavaboda mı yoksa telefonla mı konuşuyor? Allah kahretsin. Ben hemen bakarım Macit Hanım. Ne yapıyorsun sen? Mendil aldım çantamdan. Mendil nerede, ben göremiyorum. Ya sen evine gelen insanlara böyle kaba davranıyor musun hep? Senin gibiler evet. Ya mendili aldım, sonra da bıraktım çantaya. Allah'ım ya Rabbim, bana söylettiğin şeylere bak. Pes yani. Hala yalan söylüyorsun ya. Sen benim çantamı mı karıştırıyordun? Aa, aa. O ne demek öyle? Ne münasebet? Ben aramızdaki buzları eritmek için ayağına kadar geliyorum. Ne diller döküyorum? Senin söylediğine bak. Sen benim sana inandığımı falan mı zannediyorsun ha? Bana bak, içeride olay çıkmasın diye sesimi çıkartmadım. Yoksa senin bütün sözlerinin o iyi niyetinde yalan olduğunu biliyorum. Sen yine neyin peşindesin ha? Neyin peşinde olacağım ki? Ayağına kadar geldim, af diledim. Ama görüyorum ki yüce gönüllü melek
anlamamış benim derdimi. Ben senin o derdini gayet iyi biliyorum. Neredeyse gelir. Hoş geldin. Hümeyra. Yoksa Rıfkı'yı sen... Evet. Seni buraya getirmesi için biraz yardım istedim. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Hep beklemediğin şeyler yapıyorum değil mi? Haksızlık ettim sana. Çok haksızlık ettim. Bütün bu olanlara çok yüksek tepki verdim. Kendimi affettirmek için de şansımı denemek istedim. Birazcık da olsa şansın var mı affedilmek için? Sen gerçekten bu iyi niyet gösterirsen inanacağım falan mı zannettin? Ha? Böyle iki laf söyleyeceksin, her şey düzelecek. Bütün bu iftiralarını, itiraflarını, her şeyi unutacağım, öyle mi? Unut demedim ki. Affet dedim. Ama belli ki senin kin gütmekten başka bir derdin yok. Bunu sen mi söylüyorsun ya? Sebepsiz yere beni hapishane köşelerinde süründüren Kıymet Hanım mı söylüyor? Evet. Yani insan pişman olamaz mı? Hala oynuyorsun. Hala. Benim oynadığım plan yok. Hem bu Macide'nin sağlığı için ikimizin de iyi geçinmesi lazım. Sen var ya, Macide Hanım sağlığını zerre kadar düşünmez. Sırf o da değil. Sen kimseyi düşünmezsin. Ama ben senin bu çarkı neden döndürdüğünü biliyorum. Hatta ikimiz gayet iyi biliyoruz. Nedenmiş peki? Korkuyorsun. Ben. Evet sen. Korkuyorsun işte. Çünkü o bütün yalanlarını bana itiraf ettin. Her şeyi anlattın. Seni yakalatmam da an meselesi.
Kıymet. Aa, siz niye burada dikilip duruyorsunuz? Gelsenize içeri. Ay Macide, ya kusura bakmayın ama benim acilen çıkmam lazım hayatım. Hayırdır, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ya bir arkadaşım aradı. Yardıma ihtiyacı varmış. Ben de gideyim ona yardım edeyim dedim. Sonra anlatırım ben sana hayatım. Hadi görüşürüz. Siz muhabbetinize devam edin. Ama kıymetçim. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Serçe. Buyurun Macide. Çok kızgınsın bana değil mi? Haklısın. Çok haklısın. Yani çok üstüne geldim senin. Ama sen de bana hak ver. Biliyorsun... güven duygum öyle bir zedelendi ki... en ufacık bir şeyde... hemen ihanete uğradığımı düşünüyorum. Ben sana o güveni veremedim mi yani Hümeyra? Hayır, hayır. Seninle hiçbir alakası yok. Bu tamamen benimle alakalı bir durum. Sen bana hep dürüst oldun. Hep en doğru şekilde yaklaştın. Hep samimiydin bana karşı. Ama ben öyle yara almışım ki... en ufacık bir şeyde... bütün güvenim, inancım yerle bir oluyor. Son yaşananlardan sonra kendimi koruma altına aldığımı fark ettim. Ama sana olan sevgimde hiçbir değişiklik yok. İnan. Ya Macide Hanım, erken kalktınız. Keşke biraz daha kalsaydınız. Yok yavrum, gideyim vakitlice. Epey oldu. Bir de aklım kıymette kaldı. Keşke onu yalnız bırakmasaydım diyorum. Neyse, sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz konağa geldiğinizde. Bana iftar sözüm var, sakın unutma. Bekliyorum. İnşallah Macide Hanım. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Siz de Macide Hanım. Ziyaretiniz bizi çok sevindirdi. Çok sağ olun. Bana da sizi görmek çok iyi geldi. Görüşmek üzere. Elif'ime selam. Baş üstüne. Basma aldık. Abla kıymet yalan söyledi değil mi? Evet. Bir şekilde bahane bulup kaçıp gitti yine. Kim bilir neyin peşinde yine. Ben geldiğimde çantaları karıştırıyordu sanki. Ay acaba telefonu bulmaya çalışmış olmasın? Aman diyeyim. Ses kaydı duruyor. Ay çok korktum bir an ya. Aslı, benim bir an önce bu kayıtları gidip polise göstermem lazım. Şart oldu. Ben hazırlanıp çıkacağım birazdan, tamam mı? Tamam abla. Demek bütün bu hazırlığı benim için yaptın ha? Aslında daha fazlasını yapmak isterdim ama... bu kısa sürede bu kadar oldu. Hoşuna gitmiştir umarım. Sen yaparsın da hoşuma gitmez mi Meyla? Yaşadığımız bu gerginlikten sonra... seni mutlu etmek istedim. Seninle birlikte kendimi de tabii. İşte ben de sadece bunu istiyorum Meyla. Yani sen mutlu ol. Sen mutlu olunca ben zaten mutlu oluyorum. Beraber mutlu olalım. Bütün istediğim bu işte. Teklifime cevap vermedin ama. Unutturacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Unutturmak isteyen kim? Ama bu sefer ben değil, sen bir cevap vereceksin bana. Sanırım bunu benim yapmam gerekiyor. Bugünden itibaren
yaşadığım tüm zorlukları unutmaya, geçmişte yaşadığım bütün korkuları bugüne ve ilişkimize taşımamaya söz veriyorum. Bizim için yepyeni, taptaze bir başlangıç olsun istiyorum. Hayatımı seninle, sana güvenerek devam etmek istiyorum. Beraber yan yana omuz omuza olalım. Karşılaştığımız tüm zorlukları beraber göğüsleyelim. Yaşamın bize verdiği hediyeleri beraber elimizi uzatalım istiyorum. Benimle evlenir misin Levent? Evet. Seninle evlenirim Hümeyra. Hem de öyle bir evlenirim ki. Çok özür dilerim. Senden çok özür dilerim. Hem de öyle bir özür dilerim ki. Tamam tamam. Artık özür dileme benden. Yüzüğümü takmayacak mısın? Hay hay. Sonra her şey çok güzel olacak Hümeyra. Emin ol buna. Biz böyle el ele omuz omuz oldukça, birbirimize güvendikçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnanıyorum. Alo. Alo, Melek Hanım merhaba. Merhabalar Mahir Bey. Nasılsınız? Merak ettim sizi. İyiyim, teşekkürler, siz? Sağ olun. Siz dışarıdasınız galiba. Evet. Elif almaya mı gidiyorsunuz? Yani çok zorlu bir yola giriyorsun abla. Kıymetle baş edilebilir mi bilmiyorum. Ya Kıymet bu ses kaydını duyunca daha da delirirse? Melek Hanım. Buradayım Mahir Bey. Yok, Elif'i almaya gitmiyorum. Sesinizde bir gerginlik var sanki. İyi misiniz gerçekten? İyiyim Mahir Bey. Hatta daha da iyi olacağım. Ben şimdi kapatmak zorundayım. Görüşmek üzere. Pınar Hanım? Melek Hanım merhaba. Siz ya da herhangi bir yakınınız Elif'i okuldan aldı mı acaba? Elif okulda değil mi şu anda? Son teneffüsten sonra sınıfa dönmedi maalesef. Ne okulda ne de bahçede Elif'i bulamadık. Ses kaydım var Melek.
Yak o zaman. Ama bu yağ senin kalbine